Merhaba arkadaşlar, bugün 2 ve 2 dereceli maçlara Semih'le birlikte giriyoruz ve bu DLC'yi de XOP Sen ve Morten'den çaldık. Eğer bu videoya 5000 like gelirse Semih'le birlikte yan yana da video atabiliriz. Şimdilik böyle başlayalım dedik. Semih henüz aşamaları geçmeye fırsat bulamamış ama zaten en yüksekteki oyuncuya göre baz alınıyor. Yani gelecek rakipler de ona göre oluyor. Şimdi bakalım, bu DLC'yi ilk defa kullanacağız Semih'le birlikte ve sesimiz de yok yani. Semih'le anlaşabileceğimiz hiçbir şey yok. İlk dereceli maça Semih'le birlikte girmiş olduk. Eğer böyle 2v2 DLC'si arıyorsanız da bence en yüksekteki olan oyuncuların DLC'sini kopyalamak çok mantıklı. Özelliği çalıştırdık. Büyücüyü kesiyoruz orada. Güzel. Şimdi Semih'in DLC'si de çok iyi. Benimki de öyle. Bende cehennem ejderhası var. Onda evrimli elektro ejderha var. Yani her karta karşı çok güçlü cevaplarımız var. Şimdi çok iyi. Semih'ten Pekka gelmesi çok mantıklı oldu. Çünkü rakip bir anda çarpma falan çıkartabilir. Kuleye vuracağını Pekka'ya vurması çok mantıklı. Şimdi balıkçıyla güzel çektim. Bombacıya gidecek Pekka eğer bir şey atarsa. Oo, bu modda Pekka da kasırgayla birlikte her şeyi eritiyor. Güzel. Ben de Mega'yı bırakayım. Semih'te iksir kalmadığı için cevabı ben veriyorum. Rakipler çok agresif oynadı bu arada. Bir anda girelim artık. Semih de Goblin yıkıcısının patlamasını bekliyor. Ben de öfke atacağım. Atalım şöyle. Tessa'yı da yıkıyoruz. Mega Şövalye onu atlasın. Oo, yakaladık bile. Rakipler savunmaya o kadar iksir harcadı. Hem de hasarı yedi. Şimdi tersten mi girsek? Şöyle koç bilinçini ben attım tersten. Semih de sağ taraftan saldırıyor. Yıldırımı bıraktım. Rakiplerin şu an kafası karışmıştır. Sağlı sollu fena baskıyı kurduk. Soldan indireceğiz gibi. Sağ taraftan da Goblinstein indiriyor. Lan maçı kopardık bile. Aslında normal Clash Royale oynar gibi oynadık. Yani 1v1'de ne yapıyorsak birlikte aynı taktikleri yaptık. Oraya Mega Şövalye de oturur. Semih'ten Pekka geldi. Ben de Mega Şövalye'yi bıraktım. 1x'deyken ne kadar rahat kartları topluyoruz. Yani şu ikiliyi 2v2 maçlarında görmek çok normal ama. O yüzden fazla kötü yorum gelmesin. Evrimli Pekka ve evrimli Mega Şövalye aynı yerde gidiyor. Hemen 3 taca gidelim. Rakiplerin şu an kullandığı DS de fena değil ama hiç varlık gösteremediler. Biraz savunmada kalalım. Ana kuleyi açmaya çalışacağım. Balıkçıyı da bıraktım. Şuraya Mega Şövalye atmazsam olmaz. Uzak menzili kartları fena biriktirdiler. Semih'ten de oklar geldi. Oo, güzel iş bildiği. Buradan çevirmeleri mümkün değil. Hemen 3 taca gidelim. Ben 3 taca kart atınca Semih de devamını getiriyor. Yani konuşmadan bile anlaşıyoruz. GG emojisini de atalım. Şurada mıydı? Evet. Dereceli 2v2'de ilk başımızı Semih'le 3 taşla kapatıyoruz. Bakalım diğer maçlar nasıl geçecek? O da önemli. Anlaşabilecek miyiz? İkinci maçımıza da geçtik. Rakiplerin kupası da 1650'lerde. Artık çoğu proya bakıyorum. 2v2'yi çok fazla oynuyorlar. Bunun bir de süresi var. 10 gün sonra tamamen gidecek diye gösteriyor ama bence ileride kalıcı bir şekilde getirirler. Ayrıca işte Twitter'dan baktığımda da herkes çok beğendiğini söylüyor. Herhalde Supercell bu kadar oyuncular beğenmişken tamamen silmez piyasada. Soldan da kartları iyi biriktirdiler. İlk önce balıkçı, cadı yaklaşsın Mega'yı kullanacağım. Uçan makineye karşı da yapacak şu an hiçbir şeyimiz yok. Hemen kuleyi görmesin. Hem de Mega'yı atmak zorundaydık cadıya karşı. Neyse uçan makine vursun ya. Rakiplerin çok kartını kestik. Tamam, soldan çıkacağız. Hasar yemeye gözüm alım, bir şey olmaz. Semih de bir şey atmadı, ben de atmadım. Şimdi kartları yavaştan biriktirmeye başladık. Ben de koç bilinçini bırakayım. Atağa sağlam bir şekilde gidiyoruz. Yıldırımlık pozisyon arıyor Semih. Güzel, gerek kalmadı yıldırıma. Baskı yapalım. Semih'in de iksiri var şu an, o da koç bilinçini bıraktı. Sağ taraftan hasarı göz yumduk ve şu an sol tarafı alacağız gibi duruyor. Harbiden çok kolay yakalıyoruz. Yine de dereceli maçlar sonuçta. Hızlı bir şekilde bu ilk ona falan kasabiliriz gibi duruyor. Ama bir de bizim Semih'le sesli de falan da olmamız gerekebilir. Ya da böyle biraz daha pratik yaparız. Gittikçe daha fazla anlaşırız. İyi oyunu desek rakipler salacak gibiydi de. Bu maçta da alabiliyorsak 3 tacı bir almaya çalışalım. Cehennemi bıraktım. Semih'ten de Goblinstein geldi. Tamam, 3 tacı ikimiz de hemfikiriz. Oynayalım bari. Sağ tarafa bir şey atmıyorum. Koç bilgisi solda. Semih de son iksirleriyle Pekka'yı yetiştirdi. Bombacı destek olsun.
Goblinstein'de yetişirse herhalde bu savunmayı nasıl yapacaklar? İki kişi de olsa. Tamam, iksirleri yok o kadar. Bir kuleyi verdik, üç derece alalım diye. O da kolay oldu, güzel. Bakalım ne kadar yukarılara çıkabileceğiz birlikte. O da önemli. Şu an beni sarıyor ama yüksek kupalarda bence daha da eğlenceli olur. Eğer sizin de hoşunuza gidiyorsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ona göre devamı gelir ya da gelmez. Diğer rakiplere de geçtik. Eğer yenebilirsek 1700'leri de geçmiş olacağız. Bu arada bu 2v2 yeni geldiği için bazen Clash Royale'de böyle saçma bug'lar olabiliyor. Gelecek güncellemelerle zaten Supercell onu düzeltir. Cehennemi bırakalım. Semih de yıldırımı hazırda tutuyor. Rakipler de bir şekilde elektroyu kurtarmış oldu. Ona mega atacağım. Cehenneme ezerinin çalışması için. Öfkeyi de bırakalım, rakipler de nasıl baskı yapıyor. Bu modda ana kulenin açılması da önemli. İki tane kral vuruyor sonuçta. Şu elektroyu çekeyim ben. Sağdan kartları yaşatabildik biraz da olsun. Semih de soldan Goblinstein'i bastı. Fazla iksirimiz yok. Bu hatayı çok fazla süsleyemeyeceğiz. Oo, rakipler yine önden giriyor. Bence bu hatayı savunalım. Dur bakalım. Semih de atmadı. Koşbinsi atsa bombacı atacaktı. Savunmada kalmak işimize gelecek şimdi. Semih'ten de P.K. geldi. Ben onu koruyayım. Goblinstein'i. Oo, böylelikle P.K.'mızın canı tamamen dolu. Şimdi çok daha güzel atağa kalkabiliriz. Bombacı destek versin. Aslında sağdan mı girsek? Rakipler sola iksir harcıyorken. Semih defansa da bir şey attı. Ben sağdan giriyorum. Koç binsini bıraktım. Elektro Ejder var zaten defansta. Rakipler bayağı bir iksir harcadı soldan. Bakalım sağ tarafa ne yapacaklar? Kule takısına mı gelecekler? Semih'in iksiri bol. Tamam, Semih defansı halletti gibi ben 3 taca oynayayım. Kendi mezerini de bıraktım. Bir bombacı lazım bize. Atak kısmını ben yaptım. Defansı da Semih yaptı bu sefer. Bu maçta daha da iyi anlaştık bence. 3 taca attık ilk 3 maçta. GG. Daha iyi rakipler geldiğinde daha da iyi anlaşmamız gerekecek. 31 kupa. Şimdi son rakibimizle de geçelim. Bu da artık son maçımız olacak. Desteleri hiç değiştirmedik. Zaten iş yapıyordu ama ilerideki videolarda daha farklı, daha güzel desteler göstermeye çalışırız. Rakipler de bizi tanıdı herhalde. Yükseldikçe zaten daha iyi rakipler gelecektir. Bir de üstüne Riley, Muhammed Light takım olup bize karşı oynarlarsa bence efsane maçlar dönebilir. Özelliği bekleteceğim ben. Goblinstein. Canavar hatta kuleye gidebiliyorsa kuleye gitsin. Özelliği basalım. Gidemedi kuleye. Yaş yatıyı çekebilirsek iyi olur. Köprü savaşını kazanıyoruz. Koç bincisi. Aynı anda küçük büyüleri yollamış olduk. Semih ile ilk hatamızı yaptık. Şimdi biz rakipleri yakalıyorduk da bu hatadan sonra biz yakalanmayalım. Dikkatli oynayalım şimdi. Savunmada kalacağız zaten. Hatta ben bombacı atayım şu fişek kişiye karşı. Ana kuleyi yine açtık en azından. Cehennem ejderi Pekli'yi kesmesin diye attım. Canavar da kuleye ulaşıyor. Hemen özellik basalım. Kuleye de vuracağız bu sefer. Önceki rakiplere göre bence bu rakipler biraz daha tecrübeli. Tam da rakipler iyi derken sadece köprüden koş pinsi yolladılar. İzin vermeyiz tabii vurmasına. Daha büyük ataklara kalkmaları lazım. Şimdi atak sırası bizde. Koç binisini bıraktı. Öfkeyi de döndürdük. Vuracağız bu sefer koç binisiyle. Güzel. Bendeki iksir çok az. Semih'in de neredeyse dolmuş. Gece adısına o cevap verir zaten. Rakipleri 1x'deyken biraz tartmış olduk. Şimdi 2x'deyken daha büyük ataklara kalkarız. Cehennem ejderhasını bırakalım Pekka'ya karşı. Semih de evrimli elektro ejderhayı bıraktı. Golem arkası Pekka geliyor karşımıza. Tamam, bu defans yeter herhalde. Ben bir yandan saldıracağım. Rakiplerde roket falan olabilir o yüzden. Slasher'ı çekelim. Bir yandan atağı da kurmaya çalışalım. Öfkeyi de bıraktı. Evrimli iskeletler gitti. Savunmayı çok rahat yaptık. Bir yandan da vuruyoruz. Oh,
Ortalık da fena karıştı. Bir savunmaya yatalım. Kartları toplamaya çalışalım. Şimdi son 20 saniye. Agresif bir atak yapsak. Çok canı yok sağ kulenin. Koş binsini ben de attım. Yok, rakipler geçit vermedi. Rakiplerin kartları sağdan birikti. Atağın yönünü değiştirelim. Bir anda soldan yakalar mıyız acaba? Rakipler çok fazla iksir harcadı sağ tarafa. Slasher'ı çekeceğiz. Koş binsini atıyorum. Semih sağ tarafı güzel savundu. Koş binsi kulede. Atağın yönünü değiştirir değiştirmez maçı kazandık. Rakipler de bir yere böyle çok fazla iksir harcayabiliyor. O yüzden tersten saldırmak bu modda da işe yarıyor tabii. 4 maçın ardından yine bakınca da 2v2 modu bence sarıyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Güzel video like gelirse de Semih'le yan yana oynayabiliriz. Henüz sıralamaya da girmemişim. Son maç dışında Semih'le birlikte hata yapmadık. Yani sessiz bir şekilde oynadığımız için aynı zamanda büyüleri yolladık. Onun dışında bence çok da hatamız yoktu. Videoyu da sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.